Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shiba'yı değerlendireceğiz. Shiba Coin'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklerine bakacağız. Önemli haberleri bulunmakta. Fiyatlanmasını etkileyebilecek güzel haberler var. Hepsini anlamaya çalışacağız. Hepsini değerlendireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Shiba Coin açısından şöyle bir düşen trendimizin olduğunu görebiliyoruz. Ve bu düşen trendin aslında kırılım noktası buradaki W'nün de kırılmasına sebebiyet verecektir. Yani birçok coin'de aslında W yapıları kırıldı arkadaşlar. Fakat Shiba bu rallide biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Yani buradaki düşen trende bir kez daha çarptı ve aşağıya doğru geldiğini görebiliyoruz. Ve Shiba'dan isteğimiz aslında şu arkadaşlar. Burada 30 ve 33 aralığını kazanması. Burayı kazandığı takdirde bakın burada net bir şekilde bir W formasyonu oluşacaktır ve bu W formasyonunun hedefini de sizlere göstermek istiyorum. 33 bandının alınmasıyla birlikte Bizleri 44 ve 50 basamakları bekleyecektir. Burası çok ama çok önemli bir seviye. Zaten bir önceki ATH seviyesi, bir önceki ATH seviyesinde 50'ye kadar çıkabilmişti ve oradan aşağı doğru gelmişti. Bu yüzden buralar önemli olacaktır. Yani burada bir momentum görmek istiyorsak, Shiba açısından biraz hacimlere bakalım isterseniz. Hacimler yavaştan toparlamaya çalışıyor aslında. Eğer ki zaten burada 30 ve 33 seviyesini alırsa yüksek ihtimal hacimler toparlayacaktır. Bu yüzden burayı da takip edebiliriz arkadaşlar. 30 ve 33 seviyesi Shiba açısından kritik seviyeler olacaktır. İsterseniz bir direnç alanlarımıza bir bakalım. Burada bakın Golden Dead Cross açısından MA 200'ün burada olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve MA 200'ü kazanırsak yani burada 30-33 aralığını kazanırsak arkadaşlar zaten bakın burada Golden Cross'a doğru da bir evrilme olacaktır. Burada maalesef bir Dead Cross olmuş ölüm kesişimi gelmiş ve aşağı doğru bizi göndermiş. Burada da eğer ki şu 30-33 aralığını alırsak yani ilk hedefimiz 30 olacaktır. Bu düşen trendin kırılmasını sağlayacaktır. 33 de buradaki W'nün kırılımını sağlayacaktır. Bu yüzden buralar önemli ve aynı zamanda Golden Cross gelecektir Shiba açısından. Burayı takip edebiliriz. 33 kırılırsa hedefler 44 ve 50 bantları olacaktır arkadaşlar. Ardından SMA Ribbon'larda da bakın yine önemli bir bölgeye denk geldiğini görüyoruz. Hacimli bölge olarak da bakın burasının önemli bir hacimli bir bölge olduğunu görebiliyoruz. Yani burada 30 seviyesini aldığımız zaman bakın buradaki yoğunluktan kurtuluyoruz. Çünkü Shiba bakın burada çok oyalanmış arkadaşlar ve bir türlü karar veremiyor. Alıcılar da fazla, satıcılar da fazla. Ve biz burayı alıcılar lehine kullanmayı başarırsak, yani 30 seviyesini kazanırsak çok daha güzel ataklar görebiliriz arkadaşlar. Çünkü bakın buralar boşluk. Görüyorsunuz az hacim var. Buralar çok fazla hacimli bir bölge olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Ishimoku bulutuna baktığımız zaman Ishimoku bulutunun da bakın az kalmış arkadaşlar. Bu da neredeyse ala doğru geçmek üzere. Yani bu da ne zamandır sattı aslında. Şuradan beridir sattı. Şurada bir fake bir e, al sinyali geliyor. Az kalmış yani. Bu da 30-33 seviyesini alırsa zaten bakın bulutun üst seviyesini de almış olacaktır. Bu da gayet güzel bir sinyal olacaktır. Bu yüzden bakın çok az bir basamak kaldığını görebiliyoruz. Yani az daha momentum gelse arkadaşlar kendisini pozitif trende çevirecek, yeniden ala çevireceğini söyleyebiliriz. İsterseniz bir diğer grafiklere geçiş yapalım. Burada ise arkadaşlar görüyorsunuz şu direkt olarak mor bandı kazanmamız gayet güzel oldu. Mor bandı buradan itibaren kazanamıyorduk. Bunu canlı yayınlarda hep inceliyorduk. Burada kazandık, test verdik ve yukarıya ilerledik. Burada yine bizlere şunu söylüyor arkadaşlar. 24 bandı önemli diyor. Yani 24 bandının üstünde kalması gerekiyor Shiba'nın. Ve bu bölgenin üzerinde kalmayı başardığı sürece de... ...hedeflerinin arkadaşlar 41 ve 51 bantları olabileceğini söylüyor. Bakın zaten bizim de hedeflerimiz burada 44 ve 50 bantlarıydı. Burası da önemli bir bölge aslında. Yani burasının da direkt olarak kırılımınla birlikte zaten... ...hedef bölgesinin olabileceğini söyleyebiliriz. Yani kralımın hedefi zaten 44 ve 50 bantlarıydı. Ve burada da yine aynı şekilde... Buranın önemli olduğunu görebiliyoruz. Yani burası sağlam bir direnç arkadaşlar. 24 kırılmadığı sürece biz buraları hedefleyeceğiz Shiba açısından. Ardından bakın burada da çok önemli bir seviyeye yine yaklaştığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Günlükte bunu ala çevirmeyi başarmışız. Bakın en son zaten buralarda alda ilerliyorduk. Burada bir sat gelmişti ve yeniden ala çevirmeyi başardık. Bu gayet güzel. Ve şu an burayı zorluyoruz. Bakın burada Mor bandın üstüne atmaya çalışıyoruz. İğne atıyoruz dönüyoruz. İğne atıyoruz bakın yine iğne atmışız. Aşağı doğru dönüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar ilk aşamada bir 30 üstünde bir gün kapatırsa artık Shiba adına diyeceğiz ki düşen trendten kurtuldu. Bakın şurada olduğu gibi üstüne atıyor. Nasıl hareketler geliyor. Burada mesela destek olarak kullanıyor. Altına atmaya başladığı zamanda da dirence dönüşüyor. Bu yüzden şu anda dirençte ve 30 seviyesini alırsak zaten söylediğim gibi hem Golden Cross'u yaparız hem bu düşen trendi kırarız hem buradaki W'nün kırılımını onaylamaya çalışırız. Bu yüzden arkadaşlar bu bölge önemli olacaktır Shiba tutanlar açısından. Sonrasında bakın yine burada da Al sinyallerinin önemli olduğunu görebiliyoruz. Bakın mesela burada bir al sinyali geliyor zaten Shiba kendinden geçiyor arkadaşlar değil mi? Bayağı bir kar geldiğini görebiliyoruz. Burada bakın uzun bir aradan sonra sattaydı ve az kaldı. Bakın burada da az kaldı. Şunun üstüne atarsa burada da 28 gösteriyor. Dediğim gibi 30 33 seviyesini takip etmek en doğrusu olacaktır. En garantici yöntem Shiba açısından o duruyor arkadaşlar. 30 33 üstüne attığı zaman aslında bunu da ala çevirecektir ve buna bağlı olaraktan hareketlerinin sertleşebileceğini söyleyebiliriz. Yani az biraz hareket eksikliği var, az biraz momentum eksikliği var. Bunu da arkasına almayı başardığı takdirde çok daha güzel hareketler görebileceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Ardından burada zaten biliyorsunuz Mims tokenlar adına Shiba'nın ikinci sıraya yükseldiğini zaten biliyorsunuzdur. Doktan sonra artık Shiba geliyor. Ve arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Bunlar artık piyasanın vazgeçilmezleri oldu. Yani insanlar piyasaya çoğu zaman bu şekilde giriyorlar ve borsaların da işine geliyor. Yani adam diyor ki zaten beni kullanan sayısı artıyor. Ya Shiba'dan artmış ya Bitcoin'den artmış. Bu yüzden de aslında Shiba ve Doge'nin ben unut unutulacağını düşünmüyorum ve ileride bunlara özel bir rally yaşanma ihtimalinin yine olabileceğini düşünüyorum. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki arkadaşlar bunun uzun bir akümülasyon döngüsünden sonra böyle bir hareket yaptığını unutmamak gerekiyor. Mesela buradaki hareket yapısını bu defa da şurada yapabilir arkadaşlar. Yani burada olduğu gibi mesela şu hareket aralığında gitgeller olabilir. 50 38 veya 50 33 aralığında olabilir ve biz bu sürenin ne kadar olduğunu bir ölçelim isterseniz. Mesela buradan buraya ne kadar sürmüş? 136 çubuk sürdüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Yani 136 gün boyunca aslında yatay gitmiş. Mesela şuradan ölçsek daha henüz yani 90. günde olduğumuzu görebiliyoruz. Yani burada yine Sabırlar sınanabilir. Burada da sabırları iyice sınamıştı. 50'den en dibe kadar inmişti. Yani burada isterseniz bunun da zarar yüzdesini ölçelim arkadaşlar. %88 zarardaydı ve sonrasında gelen hareket bu olmuştu. Ve yine şu anda %80 civarında zararda ilerliyor ve yine bakalım bunun gibi bir hareket gelebilecek mi? Dediğim gibi borsalar bunu seviyor arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde Shiba'nın diğer meme stokunlardan farklı olan tarafı aslında Shiba gerçekten de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Shiba'nın kendi swap'ı var biliyorsunuz. Kendi borsası var arkadaşlar. Onun üzerinden işlemler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada görüyorsunuz zaten artık white paper'larını da güncellemişler. Burada nasıl alınabileceğini, yenilikçi ödül sistemlerini anlatmışlar. Yani aslında holder'larını her zaman ödüllendirmeyi amaçlayan bir mekanizma kurduklarını söyleyebilirim. Ve meme token'lar biliyorsunuz aslında bir projesi olmayan tokenlara genelde deniyordu. Fakat Shiba bunlardan ayrışmaya başladığını söyleyebilirim. Dediğim gibi biraz yatay akümülasyon sürecine ihtiyacı olabilir. Biraz daha insanları elemesi gerekebilir. Bunları tekrardan hatırlatmak istiyorum. Shiba açısından bir de şunu görüyoruz arkadaşlar. Metaverse alemine de daldığını görebiliyoruz. Yani burada metaverse aleminde de kendine hemen yer bulmaya çalışıyorlar. Metaverse'e giriş yapmaya çalışıyorlar. Bu da gayet güzel aslında. Yani yenilikçi bir şekilde hemen benimsemeyi başarıyorlar arkadaşlar. Yani bu şekilde de projenin büyümesi açısından çok daha güzel yollar kat edeceğini söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Shiba'nın böyle Ship Army şeklinde böyle güzel bir topluluğu olduğunu da biliyoruz ve böylelikle Shiba aslında topluluğunu arkasında tutarak yeni yeni adımlara, yeni yeni zirvelere İleride adım atacaktır bana kalırsa Shiba ve Doge bu piyasanın artık unutulmayan yüzleri olacaktır. Ve bunların ileride rallisini yine yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunları söylemek istiyorum. Eğer ki Shiba ile alakalı daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın.